Meleke ile 10 numaraya hoş geldiniz. Hemen gündeme geçmek istiyorum. 1 numarada Galatasaray var. Galatasaray Korendon Alanyaspor karşısında Yunus'un golüyle 1-0 kazandı. İkinci yarıda tempoyu biraz düşürse de neticede önemli olan 3 puan almaktı ve aldılar. Esasında Galatasaray'ın hikayesini ben bir önceki milli maç arasından bu milli maç arasına kadar bütüncül değerlendirmek istiyorum bu noktada. Çünkü 3 haftada 7 müsabaka oynadılar. 5 tanesi ligde, 2 tanesi Avrupa'da. Namağlup çıktılar bu periyottan. 5 galibiyet, 2 beraberlik. 2 beraberliğin biri Riga deplasmanı. Evet, yaralayıcı beraberlik olsa da neticede Avrupa Ligi'nde 4 puanı var. Süper Lig'de lider. Yani 14 Eylül'e dönsen, bu sürecin başladığı tarihi Okan Buruk'a desen ki 3 hafta sonra ligde lider olacaksın ve Avrupa Ligi'nde 4 puan olacak, muhtemelen kabul ederdi. Yani buna itiraz etmezdi muhtemelen. O yüzden büyük bir anda Galatasaray için bu 23 gün 7 maçlık periyodun Z raporu iyi. Fena değil. Ama 23 gün 7 maçlık periyodu biraz moleküllerine ayırmak lazım. Biraz daha detaylarına bakmak lazım. Mesela o günlerde Galatasaray'da bir transfer kaosu vardı. İşte son anda Kerem Aktürkoğlu gitti transferin son saatlerinde. Zaha da gitti. 2 sol kanat oyuncusu birden. Hatta TT'de başka bir kanat oyuncusu gitmişti. Kanat rotasyonunda bir anda bir daralma. Yunus kendini ilk 11'de buldu. As oyuncu olarak buldu ve 23 günün sonunda Yunus şu anda Galatasaray'ın belki de eli en sıcak oyuncusu oldu. Yani bu 23 günün kazanımı Yunus Akgün oldu. Yunus'u kazanırken bu süreçte Okan Buruk farklı tipte bir kanat profili kazandı Galatasaray aynı zamanda. Yani profil olarak biraz farklı. O yüzden bazı Yunus'un bu maçtaki aksiyonlarını istedim. Mesela 24. dakikalık pozisyonda Barış Yunus ceza alanında ikili oyun yapıyor. Sonuçta Yunus'un şutuyla bitiyor. Şimdi Barış bu maçta ne oynadı? Sol açık. Yunus ne oynadı? Sağ açık. Ama pozisyona bakıyorsun. Pozisyon neredeyse merkezde. Ceza yayının biraz sağ. Yunus girdiğinden beri sisteme hep merkeze girerek fark yarattı. Hep merkezde +1 oldu. Şimdi bir sonraki pozisyon sanırım zaten gol pozisyonu. Uzun bir top. Yunus yine merkezde. Merkezden savunma arkasına, öne çıkmış savunma arkasına koşu yapıyor. Yani Yunus'un yaptığı koşu, normalde Yunus olduğunu bilmesen, yüzünü görmesen oyuncunun, desen ki bu koşu herhalde santrafor yapmıştır. Çünkü santrafor koşusu. Santrafor'un yapacağı yerden bu maçta sağ açık oynayan Yunus yapıyor. Bir başka aksiyon, dakika 33 bu sefer. Yine merkezde topla buluşuyor. Tam merkezde topla buluşuyor. Sağdan bindirme yapan Kaan Ayhan'a topu aktarıyor. O şekilde akının gelişimi. Ez cümle 23 günün 1 numaralı kazanımı farklı kanat profili olarak Yunus. İkincisi Jakobs. Yani yine 23 gün geriye sararsan Derik Gön bir anda yolları ayrılıyor. Bir anda Jakobs salınıyor ki o sırada Monaco'nun 3. sol bekini mi aldı acaba Galatasaray soru işareti oluşuyor. Ki biz burada programda hayır Jakobs Monaco'nun 3. sol beki değil. Bir tane Brezilyalı oyuncuları vardı uzun süre sakat, çapraz bağ, yıldız oyuncu. O döndü. Bu arada genç oyuncu çıkış yapıyor 19 yaşında. Yani bir anda kendini İsmail Jakobs formayı 3 oyuncuyla paylaşmak durumunda kalıyor. Yoksa lige 2 maçta oynayarak başlamış diye anlatmıştık. O 23 günde de bunu kanıtladı. Özellikle defans yapabiliyor olması Galatasaray için bir artı oldu. Çünkü son dönemde Galatasaray'ın sol bekleri genelde hücumcu. Hücum katkıları işte Derik Gön, Patrick, Van Aanholt, Angelinho hücum katkılarıyla kariyer yapmış ama defansif olarak zafiyet gösteren sol beklerde. Jakobs da esas işinin savunma olduğunu bilen bir sol bek olarak bu 23 günün bir başka kazanımı. Kazanımlardan bahsettik ama Icardi'nin performansı düştü gibi görünüyor. Dün 26 kez topla buluşmuş ve 3'ü ceza sahasında sadece. Galatasaray mı topla buluşturamıyor Icardi'yi yoksa Icardi mi topla buluşamıyor? Şimdi bu 23 günün esas bir başka manşetini de açmış oldum böylece. Bu rakam 4-4-2. Galatasaray'ın daha önce gündeminde çok fazla yoktu 4-4-2 yani. Batshuayi zaten alternatif santrformaya alışık. Dolayısıyla öyle bir gündem yoktu ama Osimhen gelir gelmez 13 Eylül'de geldi galiba. Galatasaray'ın bir anda ana gündemi 4-4-2 oldu. Galatasaray 4-4-2 oynar mı? Osimhen'le Icardi'den biri yedek oturur mu? Yedek oturmazsa Mertens mi kenarda kalır? Bu 23 günde bu denemeler Ayyuka çıktı daha çok denendi. Daha önce Young Boys maçı var Galatasaray'ın 4-4-2 yenildiği. Batshuayi ve Icardi ile başarısız oldu. Galatasaray Young Boys elendi. Riga deplasmanı var. Son bölümde Batshuayi Icardi yaptı yine. Galatasaray'ın oyunu çok düştü. Yani Riga deplasmanında ikinci yarıda Galatasaray topa sahip o pozisyonu üretemedi. Bir de Kasımpaşa'ya ilk 45 dakikası var. Bu kez Osimhen Icardi. Oradaki sonuç iyi. 3 gol var. 2 Osimhen, 1 Icardi. Ama sonra Osimhen sakatlandı. Galatasaray'ın tek santrfora döndü. Şimdi senin de bahsettiğin Icardi'nin bu maçtaki silik oyununda tabloya eklediğimizde benim çıkarımım şu. Milli maç arası geçecek. Osimhen sağlıklı olarak geri dönecek. Icardi biraz dinlenecek. Daha belki yüksek kondisyon seviyesine dönecek. Ve Galatasaray'da gündemde yine ana gündem yine 4-4 olacak. Galatasaray'ın önünde daha ciddi fikstür var. Bir sonraki milli maç arasına kadar ciddi maçları var. Yanılmıyorsam Tottenham var, Elfsborg var. Ciddi fikstür var. Orada ben Okan Buruk'un iç sahada çok zayıf rakiplere karşı bölüm bölüm 4-4-2'yi deneyebilir ama ana plan olarak 4-4-2 kullanacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın 4-4-2 denemeleri çok başarılı olmadı. Yani ya Osimhen oturacak ya Icardi oturacak. Şu grafiklerine, şu form durumlarına, şu sağlık durumlarına, çalışkanlığa, dinamizme bakarsan da Osimhen önde zaten. Az santrafor olma konusunda. Beşiktaş Gaziantep deplasmanından bir puanla ayrıldı. Avrupa maçlarından sonra bu maçta da Van Bronckhorst'un tercihleri eleştirildi. Esasında Beşiktaş da aynı Galatasaray gibi bu 3 haftalık bütüncül performans açısından analiz etmek istedim. Onlar da 6 maç oynadı bu 3 haftalık periyotta ve Beşiktaş sadece ikisini kazandı. Eyüp ve Kayseri maçlarını kazandı. Trabzon beraberlik, Gaziantep beraberlik, Ajax ve Eintracht Frankfurt mağlubiyeti. Sezon başında yani bu yoğun fikstüre girmeden önce veya bu sert rakiplerle eşleşmeden önce aynı 11 ile oynuyordu Van Bronckhorst ve peş peşe herkesi yeniyordu. Yani Eylül'e kadar her şey yolundaydı. Eylül'den sonra fikstür sertleşti. Eintracht Frankfurt, Ajax, Trabzon gibi sert rakipler girdi fikstüre. Kadro genişliğinden faydalanmak durumunda kaldı Van Bronckhorst. Yani 11 oyuncu değil artık 17-18 oyuncudan faydalanmak durumunda kaldı. Ve orada Beşiktaş'ın performansları ve geniş kadrodan faydalanma puanı biraz düştü bana sorarsan. İki detay özellikle dikkatimi çekiyor. Bir, Rafa Silva. Bu adam kaleye yakın olduğunda sihirbaz. İkinci santrfor oynadığında hep şapkadan tavşan çıkar. Beşiktaş'ın 3-3'lük Lugano maçı var. Rafa Silva sol açık oynuyor. 3 golü de Beşiktaş oradan yiyor. Kendi solundan. Ve maç 3-3 bitiyor. Zaten bu çok önemli bir veri. Rafa Silva sol açık oyunda sana defansif zafiyetler doğuruyor. Amsterdam deplasmanına gidiyor. Yine aynısını yapıyor. Yine Rafa Silva'yı sola çık oynatıyor. Yine Ajax Beşiktaş'ın sol kanını felç ediyor. Renç ve Bertrand Traore ile ikisi de yıldızlaşıyor. 4 golün ikisi ya da 3'ü oradan aksiyonlarla geliyor. Geliyoruz Antep'e. Bu kez de João Mario'yu 10 numara oynatıyor. Rafa Silva'yı sağa çıkıyor. Yani geçmişte deliller var. Bu delillere bakarak Rafa Silva'nın hem en verimli olduğu yer 10 numara hem de kanat oyunda defansif zafiyetler yaratıyor. Bu anlamda birincisi Rafa Silva'nın kullanımı açısından, bu bir aylık süreçte kullanımı açısından puan düşük Van Bronckhorst. 2. Mustafa Immobile. 2 santraforu Beşiktaş'ın. Zaman zaman Immobile'yi kullanıyor, zaman zaman Mustafa'yı kullanıyor. Şimdi Eyüp maçın var. Eyüp maçından sonra Amsterdam deplasmanları değil mi? Sırası öyleydi maçlar. Evet. Eyüp maçında var. Mustafa'ya dakika verirsin. Amsterdam deplasmanında Mustafa'ya dakika verirsin. Normalde Mustafa 17 yaşında bir çocuk hangisi dizleri titremez? Hangisi daha sakin kalır? Kendi daha iyiyse herhalde içerideki yani yurdun içindeki Eyüp maçında. Eyüp maçında Immobile'yi 90 dakika oynatıyor. Geliyor Amsterdam'da Mustafa'yı ilk 11'e koyuyor. Mustafa'nın Amsterdam haliyle dizleri titriyor. Ya Amsterdam arenanın o sırada sokağından geçsen dizlerin titrer. 17 yaşında bir çocuğu sahaya koyuyorsun. Öyle bir atmosfer. Avrupa'nın en güçlü atmosferlerinden biri. Devam ediyoruz. Kayseri maçı, peşinden Frankfurt maçı var. Yine Immobile'yi 90 dakika saklıyor. Galiba uzatmalar çıkarttı. Ya peşinden Eintracht Frankfurt maçı var. Eintracht Frankfurt maçında 80'lerde çıkarıyor. Peşinden Gaziantep maçı var. Gaziantep maçında 67'de çıkarıyor. Şimdi bir, bu 6 maçı bütüncül ele alması lazım ve baştan düş planlaması lazım. Ben Mustafa'ya nerede dakika veririm? Immobile'yi 34 yaşındaki Immobile'yi nerede dillendiririm? Bir defa o planlama baştan doğru yapılmamış. 2. Bir de Semih Kılıçsoy konusu var. Yani senin elinde santrafor kullanabileceğin sadece 2 oyuncu yok ki. 3. bir oyuncu daha var. Semih sadece kanat oyuncusu değil. Hatta geçen sezon santrafor oynadığı müsabakada daha fazla skor katkısı gelmiş. Gol ve asist olarak. Beşiktaş'ın Gaziantep maçında 67'de Immobile çıkıyor. Kenarda Mustafa var, Semih var. Yani Semih 2005'ti, Mustafa 2007'li. Semih de dakika alabilir normalde. Hiç dakika almıyor Semih. Yine Mustafa alıyor dakikalar. Yani bu planlama konusunda sınıfta kaldığını bir bakıma ya da tam anlamıyla sınıfa geçemediğini Van Bronckhorst'u söyleyebiliriz. Rafa Silva'nın kullanımı ve santrforların dakika bölüşümü. Temsilcilerimiz Avrupa Ligi'nde sahne aldı. Performansları beklentilerin altında kaldı bu hafta. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci maçlar sonunda Avrupa'da galibiyetle buluşamadı. Aynen öyle ama tabii ayrı ayrı da değerlendirmek lazım. Galatasaray'ın rakibi çok zayıftı. Avrupa Ligi'nin en zayıf takımı kağıt üzerinde. Ve Galatasaray çok ciddi bir konsantrasyon problemi yaşadı. Onu konsantrasyon problemi bağlıyorum. Beşiktaş'ın rakibi de çok güçlüydü aksine. Avrupa Ligi'nin en güçlü takımlarından bir tanesi. Bir de bu sene şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi'ne takım gelmeyecek. Artık o geçişler bundan sonra yok. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne, Avrupa Ligi'den Konferans Ligi'ne geçiş yok. Takımlar bu kadar. Bu 36 takımdan biri şampiyon olacak Avrupa Ligi'ndeki. En güçlülerden biri de Eintracht Frankfurt. Yani üst turların adaylarından çeyrek final, yarı final, finallerde falan görürsen ki yakın zamanda gördük. Şaşırmayacağımız turdan bir takım. Beşiktaş rakibi çok güçlüydü. Kalecisi kahramanlaştı. Brezilyalı kaleci. 10 kurtarış yapmış galiba. 2-3 tanesi de gerçekten fantastikti. İşte bir tane Rafa'nın şutunda, bir tane Salih'in şutunda, Immobile'nin penaltısı falan. Fantastik kurtarışlar yaptı. Beşiktaş'ı da öyle değerlendiriyorum Eintracht Frankfurt. Yenilgisini zaten Beşiktaş maddesiyle biraz oraya değindim. Fenerbahçe'yi değinmemiştik. Fenerbahçe'yi biraz daha detaylı değineyim. Fenerbahçe ile Twente normalde ikisi de üst turların adayı. Yani Fenerbahçe-Twente maçı burada da eşleşseler şaşırmazsın. Çeyrek finalde Fenerbahçe Twente şaşırmazsın Avrupa Ligi'nde. Doğal bir son 16 ya da çeyrek final eşleşmesi olabilir bu. Dolayısıyla Fenerbahçe Twente doğal rakibi. Zaten geçen sezon da Fenerbahçe Twente eşleşmişti. İsmail Kartal'lı Fenerbahçe. 2 maçta 5-1, 1-0 yenmiş Twente'yi. Fenerbahçe geçmişti. Şimdi geçen seneki maçlar var elimizde data olarak. Bu seneki Twente'ye bakıyorum. Hemen hemen aynı kadro. Çok fazla değişmemiş. Unerstal yine kaleci. Bruins, stoper, Flap, golü atan, Stein 10 numaraları. Fosfinkel, santrfor, kanat oynuyor. Hilgers, diğer stoper, Regeer. Geçen sene hepsi vardı bunlar. Ama tek direktörleri aynı. Tek direktör de aynıydı ama deme sebebim Fenerbahçe sürekli tek direktör değiştirirken Twente geçen sezonki tek direktör devam etmiş. Geçen seneki Twente bana daha dağınık, biraz daha sorunları olan bir takım gibi gelmişti. Bu seneki Twente'yi çok beğendim. Zaten yazımda da ona değindim. Ya dörtlü savunma, ikisi 21, ikisi 22 yaşlı çoluk çocuktan oluşan bir savunma. 1.900.000 euroya mal etmişler. Çünkü ikisi altyapıdan çıkmış. Birini 1 milyon euroya almışlar, birini 9 bin euroya almışlar. Maliyet sözcüğü bu anlama geliyor. Dördünün kadroya katılması için cebinden harcadığı para kulübün ona maliyet deniyor. 1 milyon 9 bin euro. Ve bu çocuklar hem bekler çok iyi bindirdi hem de stoperler hatta hücum katkısı yaptı. Hilgers Fred'e sarı kart gösterdi. Twente'yi gelişmiş gördüm oyun olarak. Hocaların takdir etti. Fenerbahçe ise şimdi geçen seneye bakıyorsun, bu seneye bakıyorsun. Mesafe kat etmiş mi? Şüpheli. Geçen sene 5-1, 1-0 yenmiş bu takımı. Bu sene 60'tan sonra soktu oyuncularla maçın ritmini değiştirdi. Ve 1-1 Enskede deplasmanda belki kötü sonuç değil. Ama Fenerbahçe geçen sene 2 kez yendiği için Twente'yi o yüzden bu kıyaslama yaptım. Milli maç arası Fenerbahçe için de iyi olabilir. Geçen seneki 99 puan toplayan ikili Ciku Beka'yı denedi sonuçta beraber. Forma giydiler. Onların savunma öne çıkardığını düşünüyorum. Ciku Beka ikilisinin daha fazla oynaması gerektiğini hep söylüyorum. İrfan Can Kahveci nihayet 11'de şans buldu. Belki çok iyi değerlendirmedir bu şansı ama özgüvene ihtiyacı var bence o çocuğun. Daha fazla oynaması lazım geçen sene starlarından. Fenerbahçe işinde Twente maçının 1 puandan fazla olan kazanımları bunlar. Yeniden Süper Lig'deyiz. Göztepe oynadığı futbolla keyif vermeye devam ediyor. Geçen hafta son dakika golüyle kaybetmişlerdi. Bu hafta son dakika golüyle kazandılar. Romulo da 4 gole ulaştı. Geçen seneki 1. Lig'deki iyi performansını buraya taşıdı. Süper Lig'e taşıdı. Sivas maçında bir gol, bir asiste tamamladı. Evet yani Göztepe'de o kadar güzel şeyler var ki nereden başlayayım? Romulo'dan başlayayım. Romulo ve Hua. Biri alt ligden gelen oyuncu, biri Southampton'dan kiraladılar. O şirketin Rasmus Ankersen'e bağlantılı olduğu diğer kulüpten Matsuki'yi, Japon oyuncu ve Hua'nı kiraladılar. Genç çocuklar. Şimdi sezon başı Göztepe taraftarının gündeminde şey vardı. Acaba onu açıyor, Southampton'dan kiralar mı Göztepe? Bak adamların bir planı var. Onu açıyor almadı, kiralamadı ama Huan ve Romulo iki santrfor da gayet iyi gidiyor. Southampton'dan Huan'ı kiraladı sessiz sedasız. Bak o da katkı yaptı ve Romulo da alt ligden yüksek performansını sürdürüyor. Rasmus Ankersen orada kilit adam. Göztepe'nin sahibi Southampton'ın sportif direktörü ki Southampton çok iyi gitmiyor Premier Lig'de işleri. Bir de tabii Rasmus Ankersen deyince Rasmus Ankersen'in Michelin kökeni var. Michelin'de bir Durantop laboratuvarı ve Michelin'den birçok önemli isim Durantop ustası zaten Avrupa'nın şu an çeşitli kulüplerinde büyük görevlerdeler. İşte ilk taç hocası bilinen Gronemark, Michelin kökenli. Sonra Liverpool'a geldi. Liverpool'un taç atışlarında yüzdesi arttı, verimi arttı. Ondan sonra City'ler, Chelsea'ler. Hatta son zamanlarda öğrendiğim şey Pochettino'yla Chelsea yönetimi arasındaki problemlerden biri bu Durantop koçu istememesi olmuş. Pochettino, Durantop koşuna ihtiyacım yok demiş ve Chelsea üst yönetimi de ya artık dünyanın gittiği yer farklı. Durantop'la ilgili herkes ekstra hocalarla çalışıyor. Biz de birisini görevlendirmek istiyoruz diye Pochettino'ya baskı yapmışlar. Bir fikir ayrılıklarından biri. Başka fikir ayrılıkları da vardı da biri bu olmuş. Gider gitmez zaten Mareska'nın yanına hemen bir Durantop koçu aldı Chelsea takımı. Burada da Göztepe'de Rasmus Ankersen, Southampton, Michelin falan derken Göztepe taç görevlerini görünce diyorsun ki tamam, partiler tamamlandı. Yani bunun altında bir çalışma var. Bunun altında mühendislik var. Bu mühendislik sonucu bu taç golleri geliyor. Zaten burada da şimdi görüntüde ben konuşurken Alanya ve Sivas'a Göztepe'nin bulduğu Durantop gollerini izlemiş olduk. Geçelim bir diğer keyif veren Anadolu takımına, Samsunspor. Onlar da Göztepe gibi bu hafta taçtan gol buldular ilk gollerini. Sonradan oyuna giren Dimata ve Soneray'da olduğu ikilisi de hem galibiyet gollerini attılar hem de birbirlerine asist yaptılar. Evet. Transfer tahtası kapalı ama kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcı olmuş bu. Ve 86-87 sezondaki Tanju Çolaklı, Rıfat Benlili kadro 17 puan toplamış. Bu kadro 18 puanla geçti, geride bıraktı onları. Üçüncü bitirmişlerdi üstelik. 86-87-88-88 Tanju, Orhan, Savaş, Rıfat, Zafer, Jovanovic, kaleci Fatih Uraz, Muzaffer, Mete, o kadro. Evet, şahane. Muya'da şahane bir gol attı yine. Onun da çıkışı iyi. Belçika kökenli. Sportif direktör Fuat Çapan'ın bulduğu, getirdiği. Soner bir gol biraz bu sezon ilk defa katkı yaptı. O da önemli çünkü çok Thomas Rice'la yıldızları barışmamıştı. Soner çok fazla dakika almıyordu. Dakika alıp katkı yapması Soner kalitesinde bir oyuncunun önemli. Ya bu hoca için, Thomas Rice için daha önce söylemiştim. Almanya'dayken Bayern Münih gibi, Borussia Dortmund gibi takımlara karşı 6-0, 7-0 falan mağlubiyetleri var. Zaten bu da sonu olmuş hocanın. Ama Bayern'e ve Dortmund'a karşı geriden gelip 4-2, 4-3 kazandığı maçlar da var. Çok enteresan. Haaland'lı, Bellingham'lı Borussia Dortmund'u geriden gelip 4-3 yenmiş. Bayern'i 4-2 yenmiş geriden gelip. Yani bu hocanın oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etme, müsabakanın sonunda fiziksel olarak canlı kalma, yüksek fiziksel kalite ve maçların sonunun yüksek ritimde oynanması zaten karakteri var. Samsunspor'da bunu yansıttı. Tebrik etmek lazım Samsun takımı. İlginç başkan profilleri de var. Yüksel Yıldırım geçen sene bize verdiği röportajda da bunu yansıtmıştı sanki. Bu planlama zamanın bir fonksiyonu. Yıllarca matematik dersi aldım. Differential equation çözdük, yüksek matematikler falan filan. Aynı İsviçre saati gibi tıkır tıkır tıkır, dakik geri kalmayan, ileri giden tam bir yapı istiyoruz. Yani diferansiyel denklemlemesi başkanın alışık olduğumuz türden bir şey. Gerçekten de mühendislik okuyanlar veya bu alanda eğitim görenler haberdardır. Diferansiyeller hayatımızın her alanında, yani gök bilimcilerden yer bilimcilere kadar, hani otomobil üretenlerden ziraat yapanlara kadar herkesin ihtiyacı olan, futbol yönetiminde de ihtiyaç duyulan bir konu şüphesiz ki. Başkanın bundan bahsediyor olması tabii zaten önemli bir fark. Celtic kadın futbol takımı bu sezon tüm kulvarlarda namağlup ilerliyor. Başarının en önemli faktörlerinden biri de teknik direktör Elena Sadiku. Hem erkekler hem de kadınlar da Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç teknik direktörü oldu. Nagelsmann'ın rekorunu kırdı. Evet. Nagelsmann daha önce galiba 31 yaşındaymış Şampiyonlar Ligi'ne girdiğinde, ya da daha fazla, 32-33. Sadiku 30 yaşında Şampiyonlar Ligi'ne Celtic'i ilk kez tarihine sokmuş. Celtic'in daha önce şampiyonu da yokmuş. Şampiyonlar Ligi'de yokmuş. Hem şampiyon yapıyor. Son dakika golüyle, 90'da attıkları golle Glasgow Rangers'ı averajla geçip şampiyon oluyorlar. Hem de Şampiyonlar Ligi'ne sokuyor Celtic. Müthiş başarı hikayesi. Peki 30 yaşlı bir tek direktör bunu nasıl yapıyor? Sen onun çünkü hikayesini kendine benzetmiştin Merve ve bahsetmiştin onu. Evet, henüz 23 yaşındayken dizinden bir ameliyat geçiriyor sakatlandıktan sonra. Bu ameliyat sonrasında enfeksiyon kapıyor ve neredeyse ampute ediliyormuş. O dönemde bayağı bir futboldan koptuğunu söylüyor. Artık futbolla alakalı hiçbir şeyle çalışmak istemiyorum diyor. Ama sonra da şöyle bir açıklama yapıyor. Yaşananların bir nedeni olduğunu düşündüm ve önüme daha iyi şeylerin çıktığını kabul ederek yeniden başlamaya karar verdim. Bence çok anlamlı. Şahane değil mi? Çok güzel hikaye. Tek direktör lisanslarını erken toplamaya başlamış. Çin'de, kendi ülkesi İsveç'te, Danimarka'da o lisansları toplamış ve sonunda bu seviyeye gelmiş. Gerçekten hepimize, tüm sporculara ve tüm genç insanlara ders olabilecek türden şahane bir başarı hikayesi. Geçelim haftanın bir diğer gelişmesine. Lassana Diarra davası sonuçlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Diarra'yı haklı buldu. FIFA'nın transfer düzenlemelerinin Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım ilkelerini ihlal ettiğini belirtti. Evet, tabii futbol hukuku var, bir de uluslararası hukuk var. Futbol hukukunun uluslararası hukukla bazen çeliştiği anlar oluyor. Bosman davası bunlardan biriydi. Futbolda bir devrimdi. Bosman davasına kadar bir futbolcu transfer yapmak için her zaman kulübün uhdesindeydi. Kulübü satmadığı takdirde futbolcu kontratı bitse dahi, sözleşmesi bitse dahi gidemiyordu. Bosman bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdü ve futbolu tümden değiştirdi. Yine Olmers davası vardır meşhur. Olmers milli takımda sakatlandı. Çok ciddi sakatlık geçirdi. Bir yıl falan sahalardan uzak kaldı. Mahkemeye gitti yine Charleroi kulübü. Charleroi kulübü dedi ki ben tazminat istiyorum. Ben bu oyuncuya 1.250.000 euro ödemiştim. Ve milli takımda sakatlandı. Başka bir görevde sakatlandı. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi milli takımını, FIFA'yı daha doğrusu tazminat ödemeye mahkum etti ve futbol bir kez daha derinden değişti. Şu an milli takımda sakatlanan, geçirdikleri her gün için kulüplere para ödüyor milli takımlar. Bu da üçüncü önemli kırılma futbolda. Lassana Diarra Lokomotiv Moskova'dayken bir kontrat anlaşmazlığı yaşıyorlar Moskova kulübüyle. Fesih, haksız fesih davası. Haksız fesih davası sonucu ceza alıyor Lassana Diarra. Bu arada Charleroi kulübüyle anlaşıyor. Fakat Charleroi kulübü Lassana Diarra ile anlaşmaktan biraz geri duruyor çünkü cezası var ve o cezayı ödemek istemiyor haliyle. Lassana Diarra oynatırsa hem oyuncunun hem kulübün cezalandırması, Lokomotiv Moskova para ödemesi durumu söz konusu olabilir. Charleroi bu transferden çıkınca tabii ki Lassana Diarra'nın futbol kariyeri çok ciddi zarar görüyor ve konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyor. Yıllardır süren bir dava nihayet sonuçlanıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki siz bir insanı, bir çalışanı, köle değil bu, davası sürüyor diye yaptığı işten, ana işinden mahrum edemezsiniz. Onun cezası var diye oynamasına engel olamazsınız. Bu da artık bundan sonra emsal teşkil edecektir. Yani Frank Ribery örneği geçmişte olmuştu. Galatasaray'la bir usulsüz fesih davası söz konusuydu. Bir anlaşmazlık yaşadı ama FIFA ona geçici lisans verdi. Devam etti futbol oynamaya. Bazı durumlarda vermiyor ceza kesinse. Bundan sonra diyor ki futbolcunun ana işini, futbol oynamasını engelleme, futbol oynamasına müsaade et, dava sürsün. O ayrı bir mesele olarak devam etsin dedi. Kritik bir karar. Futbolcu işçi lehine doğru da bir karar. Milli yıldızımız Arda Güler bu haftada Villarreal'e karşı oynanan mücadelede oyuna sonradan girdi. 79. dakikada Vinicius Junior'ın sakatlığı sonrasında dahil oldu oyuna. Arda Turan Hoca'nın da yani bu Ancelotti'nin bu aralar çok eleştirildiği bir konu. Arda Güler'in aldığı süreler. Arda Turan Hoca da ben de Ancelotti gibi sürekli oynatmam gibi bir açıklaması varmış. Dün karşımıza çıktı. Ama işte herkesin şu an kafasında belki de Leverkusen'e gitmeliydi Arda diye de bir soru işareti var. Yani evet, meselenin birden fazla yüzü var. Yani Real Madrid tercihi Arda Güler'in dünyanın en iyi futbol kulübü. Yani Premier Lig yıldızlarının, Manchester City'de oynayan, Liverpool'da oynayan, Arsenal'da oynayan yıldızların bile zaman zaman tercih ettiği, Real Madrid'e gitmeye tercih ettiğini biliyoruz. Bellingham İngiliz futbolcu, bütün İngiliz kulüpleri talipti. Real Madrid'e gitti. Kroos, Alman futbolunun yıldızı, şimdi futbolu bıraktı. Zamanında Real Madrid'i tercih etti. Birçok örneğin dünyanın en iyi futbolcuları işte şu sıralarda Endrick çok büyük süperstar olacağı söyleniyor. Real Madrid'e gidiyor, onu tercih ediyor gibi birçok örneğini yaşıyoruz. Arda Güler de onu tercih etti ama şimdi transfer yaparken tabii genç oyuncu kendi pozisyonunda orada çok fazla yıldız oyuncu olması başka bir faktör. Yani Kroos da vardı, Modric var, Tchouaméni var, Kamavinga var. Brahim Diaz zaman zaman orada oynuyor. Jude Bellingham var. Kanat oynatmaya kalksan Rodrigo var. Vinicius var. Var. Bir sürü var ve hepsi süperstarlar. Ancelotti de adil davranıyor veya davranmıyor. Dakikaları eşit bölüştürüyor ya da bölüştürmüyor. Neticede Arda'ya bu kadar dakika veriyor. Arda genç oyuncu, 2005'li. Henüz 19 yaşında. Tahmin ediyorum Arda Güler bu şekilde dakika almaya devam ederse, 10-15 dakika almaya devam ederse kiralanma yolunu seçer. Kendisi seçmeli. Kulübü değil. Kendisi daha fazla dakika alacağı bir kulübe kiralanır. Zaten kontratı uzun. Daha uzun dakika alır. Ve Real Madrid daha güçlü, otomatik forması alabileceği şekilde oynar. Mesela Barcelona'da Pau Victor var şu anda. Benim inanılmaz beğendiğim bir oyuncu. Zaman zaman dakika alıyor, zaman zaman almıyor. Mesela onun için de onu düşünüyorum. Pau Victor bu sezon bu şekilde forma almaya devam edecek, bu şekilde dakika almaya devam edecekse kiralık gitsin diyorum. Ondan sonra Barcelona'ya dönsün. Yani dönebilecek kadar performans gösterirse. Arda ile ilgili o yüzden benimle görüşüm öyle. Milli takımın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Karadağ ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu. Ahmet Kutucu da 4 yıllık bir aranın ardından kadroya yeniden dahil edildi. Ahmet'i şu yüzden önemsiyorum. 20 yaşında da milli takıma geldi. Schalke'deydi o zaman. Çıkış yapmıştı. Sonra Başakşehir transfer etti onu. İşte Türk futbolunun çok önemli problemlerinden biri. Yani bu gurbetçi futbolcuları henüz olgunlaşmadan, gelişimleri devam ederken çok büyük paralara Türkiye'ye transfer ediyoruz. Neden? Yabancı sınırı vardı. Neyse şimdi yabancı sınırı biraz esnedi. Yabancı sınırı var diye gurbetçileri lüzumundan ekstra önce ve fazla ilgi. Çok fazla para ödüyorsun. Umarım bundan sonra öyle olmaz. Yani Ahmet aslında şanslı. İkinci lige gitti, tekrar Süper Lig'e döndü. Kariyerini toparlayabildi. Birçok gurbetçi toparlayamıyor. Ve 10 numara hareketlerdeyiz. Bu hafta neler seçtiniz? Guardiola birçok şey yaşadı bu hafta. Hareketli bir hafta yaşıyor. İngiltere'de gelecek sezon ilk 2-3 hafta maçlarının ertelenmesini talep etmişler federasyondan. Sözlü bir red almışlar, hayır almışlar. Çünkü kulüpler Dünya Kupası 13 Temmuz'da bitecek. 13 Temmuz'dan sonra futbolcular bir izin yapsın, tatil yapsın, ligere dönsünler dedi. Ama sözlü bir red almış, o konuda üzgün. Kendi kontrat durum var. Manchester City'den henüz kontrat uzatmadı ve City taraftarı Güney Tribünü bir pankart açtı. O pankartı şimdi verebiliriz. Kendi dilinde, Guardiola'nın Katalanca'da bizimle kal pankartı açtılar. Yoğun bir hafta oldu Guardiola için. Onun dışında bizim Kansu Ünyay hazırladı. Holstein Kiel, Leverkusen maçının hakeminin Ocak'ta yemek mi unuttum acaba düşüncesiyle bir anda sahaya girmesi, o yemeği düşünürken çizgisini kaybetmesi. Haftanın enteresan anlarından bir tanesi. Haftanın bir başka enteresan anı Bundesliga 2'de Magdeburg-Fürth maçında 2 tane ilginç penaltı. O penaltıları şimdi izleyelim. Neden ilginç olduğunu gösterelim. Maçın hakemi izlerken Bastian Dankert. Bastian Dankert Almanya'nın FIFA hakemlerinden bir tanesi. Normalde haliyle tabii ki 1. Bundesliga'da, hatta Avrupa'da. Bu sene Rosenborg Trabzon maçını yönetmiş. Hatta zaman zaman Suudi Arabistan'da falan maç yönetiyor. Burada herhalde 2. ligde maç yönetince 2. lig oyuncularına ders vermek istedi. Yani daha dikkatli olun. O topu kafanıza göre elinize tutmayın. 2 kez o şekilde penaltı kararı veriyor. Çok enteresan anlar gerçekten. Bir bakıma Magdeburg ve Fürth'ün deneyimsiz oyuncularına Bastian Dankert'ten bir meslek içi eğitim haftası olmuş bu. Bir meslek içi eğitimde Ali Çamdalı'dan gelmiş. İyi bir futbolcuydu. Yeteneklerini kaybetmediğini. Fatih Terim Emirates örneğinden aklımıza kalan yengeç hareketiyle göstermiş. Arda Turan da onu uzaktan takdir ediyor da şık bir hareket olarak kayıtlara geçmiş. Çok teşekkür ederiz. 10 numarada bu haftada programımızı bitirdik. Gelecek hafta yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.